Mehmet Hocam, İsmail Hocam, yeni bir İran haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün öne çıkan iki gelişme var. Birinci gelişme, Mehmet Hocam, İran'da birkaç haftadır devam evet. eden, bu hafta tekrar gergin bir şekilde süren olaylar var. Özellikle bugün Abadi Dervişleri denilen grupla emniyet güçleri arasında İran'da, Tahran merkezi bazı gerilimler yaşandı. Sen de buna dair hafta içinde de bir araştırmayı İran sayfasından paylaştın. Bunu soracağım. Diğer taraftan İsmail Hocam, bu hafta başında Salı günü yine bir anda Türk kamuoyunda, Türk haber ajanslarında ve diğer mecralarda Afrin bölgesinin yeni girişlerin olduğu, Şii milislerinin girişlerin olduğu konusu konuşuldu. Hatta sonrasında Cumhurbaşkanı düzeyinde, diğer düzeylerde bunların püskürtüldüğü, işte zaten böyle bir şey cesaret edip görüntüler vesaire yayınlandı. Ona gireceğiz. Mehmet Hocam, seninle başlayayım ben bu hafta. Bu Gunabadi dervişleri, Nimetullahilerin kolu olduğunu söylediğin dervişleri konusunda sen bir gayet bilgilendirici bir yazı da kaleme aldın. Nedir bu gerginlikler Tahran'da birkaç gün süren ve bir hayli şiddet kazanan evet. gerilimlerin arkasında ne var? Ya bu aslında yani tarikatlara karşı, fırkalara, cemaatlere karşı bir operasyon başlamış durumda ama yeni değil. Bu özellikle 2005'in başlarından beri süre gelen ve karar verilen aslında bir politika. Hamene'nin uyarısı üzerine, yani düşmanın giderek ülke içerisinde kültürel alanda özellikle etkili olmaya başladığı, yani toplum ve birey üzerinde biliyoruz, yani sonuçta devlet devrimden bu yana kendi ideolojisine uygun bir şekilde bir kültür yaratmaya çalışıyor. O kültür sayesinde toplumsal meşruiyetini sağlıyor. Anayasaya daha doğrusu dayanak oluşturan temel değerlerin eğitim veya diğer araçlarla bir şekilde toplumunda hem oluşturmak hem var olanı güçlendirmek çabası var. Buna aykırı olan oluşumları ister istemez kabul görmüyor, ya kabul etmiyor açıkçası ve yasa dışı görüyor ya da resmi ideolojiye aykırı bulduklarını bir şekilde tasfiye etme, ortadan kaldırma çabası var. Yani olay 2005'ten beri başlamış durumda ve şu ana kadar birkaç kez bu gerginlik yaşandı. Yani Nimetullahi tarikatının, Gonabadi özellikle halen daha birkaç kolu var tabii. En aktif olan kolu o. Bunlar arasında bir çatışma, bir gerginlik var. Kum'da aynı şey yaşandı. Ben oradaydım 2005'te. Olayın yaşandığı gün özellikle güvenlik güçleriyle yine o tarikatın üyeleri arasında dergahın olduğu Hüseyiniye denilen yerde, bir de en merkezi yerde, yani Kum'da belki siz de gittiyseniz resmen sıcak bir çatışma yaşandı. Yani savaş alanına döndü. Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Bu devrimden önce mesela Ali Şeriati'nin konferanslarını yaptığı yerlerde Hüseyiniye İrşad adını galiba taşıyordu. Bir alakası yok galiba, değil mi? Yok, o ayrı. O Tahran'da özellikle İrşad ismiyle, Hüseyiniye İrşad olarak ismiyle meşhurdur. O farklı. Tabii bu dini grupların programlarını, ayinlerini gerçekleştirdikleri bir merkezdir aslında. Yani sadece tarikatlara özgü değil, bunu diğer resmi kurumların da hemen hemen kendine özgü ve toplum içerisinde birçok şey vardır. Yani oluşum Hüseyiniye adı altında bir merkez oluştururlar kendilerini. Oradan faaliyetlerini yürütürler. Peki son olaylar tam olarak neden patlak verdi? Bu gerilim 2005'ten beri zaten var diyorsun. Yani bunun faaliyetlerini kısıtlama, sınırlandırma, mümkünse de ortadan kaldırma, ama bu pek mümkün değil. Çünkü kökleri oldukça uzun, asırlara dayanan bir şey, gelenek, tarikat. Öyle gerçekten İslam tarihinde köklü bir geleneğe sahip yani. Ortadan kaldırmak mümkün değil ama dediğim gibi yani toplumun belli kesimleri artık hani resmi ideolojiyi dayatmacı bulan, benimsemeyen, ondan hoşnut olmayanların sığınak olarak gördüğü yerlerden biri diyelim. Özellikle yüksek eğitimli kesimlerin teveccüh ettiği ve her geçen gün sayılarının arttığı bir tarikat. Tarikatların özellikle hani siyasetten uzağız, siyasete karışmıyoruz yaklaşımı, seküler bir yaklaşım.
Dolayısıyla bazı kesimlerin teveccühünü celbediyor. Ama mesela bu siyasete karışmama noktasında sen 2009 örneğini veriyorsun. Evet. Orada pekala aslında karıştılar, taraf yani, oldular diyorsun. Yani şöyle, tarikatta diyor ki biz siyasete müdahil olmayız ama tarikatın çıkarlarını savunan, 2005'ten sonra özellikle Ahmedinejad da iktidara geldikten sonra, Hamene'nin talimatı Şubat 2005'ti. Ahmedinejad Haziran'da seçimlerde geldi ve baskı giderek arttı. Baskı artınca da bu süreç içerisinde Mehdi Kerubi tarikatlara yönelik, dervişlere yönelik bu tarikat bastırmaları daha doğrusu tepki gösterdi, eleştirdi. Onlar da kendisi Cumhurbaşkanı adayı olunca, başvurunca adaylığı da kabul edilince destek verdiler. Tarikata vermiş olduğu destekten dolayı, bu tarikat kendi açısından haksızlığa uğradığını, dolayısıyla bu haksızlığa ses çıkardığından Mehdi Kerubi'ye oy verdiklerini, evet, ve 4 milyon oy verdiklerini iddia ediyorlar. Yani 4 milyon çok ciddi bir rakam. Yani bir tarikatın 4 milyon müntesibi varsa, Doktor Mustafa Azmayış sözcülerdir yurt dışında, zaman zaman çok abartılı rakamlar da zikrediyor. 20 milyondan bahsediyor. Tabi bu 4 milyon oy vermek İran toplumunun %5'ine takabül ediyor. Yani 80 milyon bugünkü nüfusa esas alırsak, aşağı yukarı 8-9 yıl önceki duruma göre %6-7 bin nüfus demek. Yani bu pek gerçekçi değil. Ama bu konuda resmi rakamlar da olmadığı için gerçek anlamda ne kadar müntesibinin olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu hadise birkaç yerde daha tekrar etti. İşte Kum, Burucert, Şiraz'daki bunların dergahlarının, bu Hüseyiniyelerinin devlet tarafından yıkılması, arsalarına el konulması, bu süreç içerisinde birçok müntesibinin üniversiteden, çalıştıkları devlet kurumundan ihraç edilmesi, işten çıkarılması ciddi bir rahatsızlığa sebep oldu. Tarikat lideri Doktor Ali Tavbende 90 yaşlarında, yani tabi tarikat içerisinde Meczup Ali Şah olarak tanınıyor, makam olarak, şeyh olarak. Yaptığı açıklamada biz diyor şey yapmayacağız, yani kimseye saldırmayacağız, evet, ama bize saldıranlara karşı da elimizdeki her türlü araç gereçle kendimizi savunacağız. Dervişler de biraz o açıklamanın üzerine kendilerine yönelen bu baskıya bir cevap niteliğinde zaman zaman bu şeyi gösteriyorlar, tepkilerini ortaya koyuyorlar. Peki, ama en son son işte kaç gün önce yaşandı, çok sert. Yine bir söylenti üzerine, yani güvenlik güçlerinin şeyhin evini muhasaraya aldıkları veya tutuklamaya çalışacakları yönündeki söylenti, dervişlerin yine oraya akın etmesine sebep oldu ve yaşanan olaylarda 5 polis, 3'ü polis, ikisi bu paramiliter güçlerden olmak üzere hayatını kaybetti. 300'ün üzerinde tutuklama var yine dervişlerin. Çok ciddi bir şekilde de darp olayları, işkence olayları da var yani yansıyan fotoğraflarda. Ve artık herkes müdahil oldu bu olaya. Tamam. Açıkçası Genelkurmay Başkanı da açıklama yaptı. Biz bu olayın bir daha tekrarlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Yani silahlı kuvvetlerin üst tepesindeki insan niye bu olaya müdahil olur? Abi şey yani, ekleyeyim ben. Tarikatların İran toplumu içerisinde ontolojik olarak muhalif olması çok doğal zaten. Çünkü devlet yapısı gereği dini yorum tekelini elinde tutuyor. Doğru. Bundan dolayı dini yorum tekelini elinde tutan bir devletin dışında kalan unsurlar, doğru, doğal olarak, ontolojik, doğru, olarak zaten muhalif oluyorlar. Doğru. Buradaki hareketlenmeleri diğer gruplar için de düşünebiliriz. Sadece burada evet bir tarikattan bahsediyoruz ama diğer dini yorumlarda zaten mevcut sistemin içerisinde muhalif konumuna düşmüş oluyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu konuyu kapatıp diğerine geçmeden önce onu ekleyelim. Cümle daha ekleyeceğim. Buyur. Yani bu olay artık şeye de irtibatlandırdı. Yani evet bunlar bir azınlık ama bu hareketleriyle, yani bu direnişleriyle diğer azınlıklara ilham kaynağı olacaklar. Doğru. Bu yüzden milli potansiyel olarak zaten tabii ki duruyorlar onu. Hem o resmi ideolojiyi aşındırma bakımından hem, doğru, de bu direnç gösterisi ister istemez dediğim gibi yani Genelkurmay Başkanı'nı dahi olaya müdahil etti. Gerçekten ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmeye başlandı ciddi biliyorsun anlamda. Biliyorsun geçenlerde Hasan Ruhani bir basın toplantısında kendisine sorulan soru üzerine cevap da dedi ki önümüzdeki bir senenin çetin geçmesini bekliyoruz dedi.
Yani bir takım İran içerisinde zaten hem işte 2017'nin dışarıda son günlerinde heşrevini gördüğümüz, dinlediğimiz bir takım gerilim imkanı. Dolayısıyla bu hassasiyet muhtemelen Genelkurmay'ın bu açıklamasına da sebep olmuş olsa gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam, İsmail Hocam, bu Şii milislerin Afrin'e girmesi, bunlar kimdir? Bunlarla İran'ın nasıl bir irtibatı vardır? Neden gelmek istediler, neden geri çekildiler? Bunu bize bir değerlendirebilir misin? Şimdi salı günkü olay sadece Şii milisler değil, beraberinde Esad rejiminin de girme teşebbüsü olduğu yönünde haberler geldi, görüntüler yayınlandı. Bu Şii milislerin içerisinde Hizbullah'ın olduğu da iddia edildi. Biliyoruz ki Suriye'de Şii milisler büyük oranda tabii ki İran destekli, evet. İran kontrolünde. Fakat denklem çok ilginç. Bu normalde PYD Amerika ile hareket eden bir grup. Doğal olarak karşıda Rusya, Türkiye ve İran denklemi varken İran'ın kalkıp Amerikan denklemindeki bir gruba yardıma koşması bizim anladığımız anlamda düz mantıkla çok da okunabilecek bir şey değil. O nedenle burada yardım edilen gruptan ziyade kimin yardım edilerek hedef alındığı önemli bir nokta haline geliyor. Yani burada PYD bir araçsal öneme sahip. Hem Amerika açısından, hem Rusya açısından, hem İran açısından bir araçsal öneme sahip Suriye denkleminde. O nedenle de burada yardıma koşuluyor olması aslında hedefin Türkiye olduğunu gösteriyor. Hatta Rusya açıklama yaptı. Dedi ki Esad rejimiyle Türkiye karşı karşıya gelmemeli, anlaşmalı, görüşmeli. Belki böyle de bir strateji olabilir. Yani şu anlamda karşı karşıya getirerek masaya oturtma stratejisi. Sonuçta Türkiye Esad rejimini tanımıyor, görüşmeye yaklaşmıyor. Çünkü böyle bir yakınlaşma ya da böyle bir görüşme zaten ÖSO'yu bir şekilde Türkiye'nin inisiyatifinden çıkartma girişimi olarak adlandırılabilir. O nedenle burada İran'ın pozisyonu nedir diye de soracak olursak, muhtemelen İran Türkiye'nin bu operasyonu fazla derinleştirmemesi, çok da ileri gitmemesi noktasında bir takım mesajlar veriyor. Uyarı atışları. Uyarı atışları gibi diyebiliriz. Evet, sahada ben varım, sahada harekete geçirebileceğim gruplar var. O nedenle çok da ilerleme mesajı olarak okunabilir. Ama bu mesaj doğal olarak Türkiye tarafından nasıl algılanıyor? Tabii. Ve buna vereceği politikalar, buna dair üreteceği cevaplar ne olacak? Bu perspektife bakmak lazım. Türkiye şunu görüyor. Yani hem Rusya'nın hem İran'ın Türkiye'nin bu operasyonlarına çok da sıcak bakmadığı, sahada egemen olmasına çok da sıcak bakmadığı çok aşikar hale gelmeye başlıyor. Ve Türkiye muhtemelen ABD ile de yeni denklemler kurmaya çalışacaktır. Çünkü şu anlaşıldı ki evet Rusya'da bir iç savaş var. Bu iç savaşı bitirmek sadece bölgesel aktörlerle ve Rusya ile olmuyor. Evet. Bu denkleme çok önce de ifade etmiştik hatırlarsanız. Evet. Amerika'nın da girmesi lazım ama Amerika anlaşılan Rusya ile yeni bir denklem kurmaya çalışıyor ve bu denklemin içerisinde de İran'ı pasivize etme, Suriye'den çıkartma, belki Türkiye'ye de çok cüz'i miktarda bir takım çıkarlar vaat etme. Peki iki şey sorabilir miyim İsmail Hocam? Bir, biz baştan beri galiba şunu söylüyoruz. Esed konusunda tamam Rusya'nın bir tutumu var ama Esed konusunda Rusya'nın tutumu göründüğü kadarıyla İran'ınki kadar değil. Sert ve kategorik değil. Değil. Tamam kalsın ama illa mı kalsın? İran gibi değil bu. Bir bu. İkincisi İran denklemin dışında tutulursa İran'ın PYD politikasında daha doğrudan Türkiye'yi zora sokacak şeyler olabilir mi hareketler? Yani daha çatışmacı bir politika üretir. Yani İran sahadaki grupları harekete geçirerek çatışmayı derinleştirebilir. Ama eğer karar almışlarsa Amerika ve Rusya İran'ı sahadan dışarıya çıkartma noktasında burada bir seferde PYD ile İran Şii milisleri karşı karşıya getirilebilir. Evet. Aslında karşı karşıya gelme ihtimali olan gruplar şu an birbirine yardım ediyor. Evet. Yani şöyle bir şey de vardı daha önce hani İran'ın operasyon öncesindeki sessizliği tavrını merak etmiştik aslında ama yani şey demiştik tabii yani özellikle İran Türkiye-ABD arasındaki o ilişkilerin o olumsuz yönde seyreden ilişkilerin daha da derinleşmesini istiyordu. Yani bu operasyon bir nevi Amerikan o açıklamaların üzerine geldiği için hani sınıra 30 bin kişilik güvenlik muhafızı falan koyacağız diye.
Ve bu Türkiye'yi ABD arasını bayağı gerdi bu açıklamalar. Uzaklaştıracak. Şimdi İran bunu bekliyordu. Yani bu süreç içerisinde Afrin'deki PYD üzerine operasyon sürdükçe ve bu Menbiç'e doğru da kayarsa Türkiye ABD'yi karşı karşıya getirecek bir hamle. Dolayısıyla bu İran'ın işine yarıyordu. Ancak Tillerson'un Türkiye'ye gelmesi ve bu müzakerelerin ardından bazı yapıcı mesajların bir verilmesi, evet, yani yeni sayfa açılıyor açıklamaları İran tarafında tedirginlik yaratmış durumda. Yani biz ABD İran adamlar bu zemini daha da derinleştiriyor, daha da kolaylaştırıyor. Kimin, yani ABD'nin İran attığı tabii ki. Evet. Yani nihai olarak aslında istemediği bir şeye kendisi zemin hazırlıyor. Evet. Yani bir şekilde biz hani İran PYD ilişkisini biliyoruz. Sonuçta sahada aktörler bu tür çelişkili ilişkiler gibi görünse de daha öncesi de var bu ilişkilerin. Dolayısıyla biliyoruz Kuzey Irak'taki ortak tutumumuz sonucu etkisiz kılınan bir referandum var ama dün evvelki gün itibariyle var olan 8 gümrük kapısına 4 tane daha gümrük kapısı açılıyor. Bunun 2 tanesi, 3 tanesi yine Kürt bölgesine. Yani İran'ın bütün olarak Kürt politikasına yönelik, yani bugün PYD belki Amerika kontrolünde ama PKK üzerinden İran ile olan ilişkilerini göz ardı etmemek lazım. Evet. Yani oradan da bir yakınlık var Afrin'e olan mücadelede. Dediğim gibi yani Afrin operasyonuna karşı sessiz kalmasının sebebi Türkiye-ABD ilişkilerinin çatlağın derinleşmesini bekliyordu, istiyordu, temenni ediyordu. Ancak seyir değişince sahada farklı bir tavır göstermeye çalışıyor. Evet, peki son bir soru İsmail Hocam. Kısa cevap rica ediyorum senden. ABD'nin politikasında ve Rusya'nın politikasında Suriye'nin bölünme realitesini ya da olasılığını ne kadar görüyorsun? İkisinde de var mı? Yani ya da Irak'taki var gibi, Irak yapısındaki gibi en azından kuzeye bir özerklik. Yani bunu zaten Rusya tarafından da dillendiriliyor. Bir özerklik. Uzun vadede tabii bölünür bölünmez, evet, ama ilk aşamada bu özellikten özellikle Amerika ve Rusya bir şekilde faydalanabilir. Faydalanabilir ve bu konuda Rusya'nın da çok fazla rahatsız tabii olmadığını. Tabii rahatsız değil, hatta bu yönde de istekleri falan istekleri var. Çok teşekkür ederim İsmail Hocam değerlendirmelerinden dolayı. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum sana da değerlendirmelerinden dolayı. Bir başka İran Haftalık Gündem değerlendirmesinde tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.